Beykent TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Herkese günaydın diyoruz ve biz bize programıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz her alanda çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Biz bize de bugün de uzman psikolog ve aile terapisti Filiz Çalışkan Mildem bizlerle birlikte olacak stüdyomuzda. Ve önemli konulara yer vereceğiz. Ne diyeceğiz? Çocuklardaki davranış bozuklukları ve aileleriyle, ilişkileriyle bunun değerlendirilmesini konuşacağız. Sonrasında okul alışverişlerinde, okul alışkanlıklarından bahsedeceğiz. Ve bunun dışında yine depremle, hayvanlarla ilişkileriyle alakalı birçok konulara değineceğiz. Ve hemen konuğumuzu karşılıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, sen nasılsın canım? İyisin. Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanıyalım izleyicilerimiz için. Sonrasında güzel, önemli konulara yer vereceğiz bugün. Evet. Ben uzman psikolog ve aile terapistiyim. Artı sanat terapistiyim. Logoterapistim. Biliyorsunuz ki psikolog olduktan sonra eğitim bitmiyor, evet, devam ediyor. 30 yıldır da bu işle ilgileniyorum. Bakırköy'de muayenehanem var. Özel alanlarda da dersler, eğitimler veriyorum. Hı hı. Ama tek kurcaladığım, tek merak ettiğim aileler, sevgi ve önemli olan şey de çocukların nasıl filizlendiği ile ilgili hakikaten her yerde açıklamalar yapıp her yerde konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Çünkü evet, çocuklar temelimiz. Kesinlikle nasıl eğitirsek, öyle. Nasıl geliştirirsek toplumda kesinlikle o şekilde öyle. Şekil alıyor diyorum. Evet, yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Çocuklarımızdan Başladı. okullarına yeni başlayanlar var. Onlar için yepyeni bir süreç başladı aslında. Yeni bir dönem. Ve bu durumlarda ailelerin çocuklara yaklaşımını konuşacağız. Hangi konularda ne şekilde davranmak gerekiyor gibi gibi aslında birçok şeyden bahsedeceğiz ama o zaman başlayalım. Şimdi çocuklarımızın kaygıları olabiliyor, takıntıları olabiliyor, bazı korkuları da olabiliyor. Ya da işte asosyal olabilir, içine kapanık olabilir. Bunlarla ailelerin arasındaki ilişki nedir? Bunların aslında etkenleri neler? Başta onlara değinelim sizinle. Şimdi çocukların gelişirken ilk temas kurduğu merci aileleri. Aileler tabii ki. İlk önce anne. Hı hı. Ve anne ve babanın çocuklarla kurduğu iletişim çocuklardaki yetişkinlik dönemindeki yaşadıkları Hı. tüm korkularını, kaygılarını, içine kapanıklıklarını, asosyallerini, asosyal olup olmayacaklarını, hı. psikopat olup olmayacaklarını maalesef ki bu gösterdiğimiz tutumlar şekillendiriyor. Evet. Genetik faktörler de önemli. Genetiklik evet, genetiklik söz konusu mu? Kabul ediyorum ama tabii ki söz konusu. Hı. Yani şimdi eğer bir psikopatlık varsa ailenin genetiğinde, mirasında, hı hı, çocuğun beyin loblarında maalesef o da gidiyor. Ama bu genetik deyip ya bu çocuk böyle değil arkadaşlar. Tedavisi de var. Hı hı. Ve yetiştirme tarzı çok önemli. Burada çocukları geliştirirken, yetiştirirken kurduğumuz iletişim dili önemli. Hı. Biz aileler, ebeveynler belli tutumlar sergileriz. Hı. Bunlar dört ana başlık altında aslında bir sürü de dört ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan birisi aşırı koruyucu anne ve baba. Hı. Yani çocuk bir şey yapıyor, aman üşütürsün, aman düşersin, evet, dediğimizde içine kapanık çocuklar, hı, yetiştirmiş oluruz. Otoriter, disiplinli aile, çocuk bir şekilde sen bilmezsin, sen yapamazsın, sen edemezsin, sen sus, küçüksün. Özgüvensiz ve bu sefer saldırgan. Ve bu sefer korkak ve bu sefer yalancı çocuklar yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Üçüncüsü tamamen çocuk merkezli aileler. Bunlarsa aman çocuğum ne isterse o olsun, onun etrafında pervane dönerler. Çocuk ebeveynler, yönetiyor ya bazı, evet, evet, bazen ailelerde. değil, şu andaki dönemdeki en büyük sıkıntımız çocuk aileli ebeveynler söz Evet. konusu. Yani çocuk ne istiyorsa ona dönüyor. Bu çocuklar da şımarık ve bağımlı çocuklar oluyorlar. Hı. Dördüncüsü ise demokratik ailede yetişen çocuklar, Hı hı. Birey olduklarını kabul eden, ondan sonra Hı. ve gerçekten hayatlarının dümeninde olan çocuklar. Şimdi bunlar böyle olduğunda neler çıkıyor ortaya? Evet. Kaygılarımız nereden geliyor çocukken? O yüzden hep çocuklar çocuklar iniyor galiba, çocuklar değil mi? iniyor ama şimdi ve burada kurtarmak önemli olan bir şey. Yani biz şunu bilmeliyiz. Ne yapıyorsak yapalım, çocuklarımızı, Hı. sevgimizi gösterelim. Evet. Ne yaparsak yapalım çocuklarımızın ya da kendimizin eşsiz ve biricik olduğumuzu Hı. hatırlatalım. Ne yapıyorsak yapalım çocuklara alan
Ama bununla beraber sınırlarını belirleyelim. Çünkü bunları yapmadığınız takdirde bitmez usanmaz problemlerle karşı karşıya geliriz. Yani. Mesela sınırlamayı da ne şekilde koymak lazım aslında? Evet, sınırları olması lazım. Çocuğun da bunu bilmesi gerekiyor ama bu sınırların dozunu iyi de ayarlamak gerekiyor. Tabii her yaşa göre çocuk değişiyor. Kendi fanusta hissedip yine o özgüvensiz noktaya çıkılabilir, evet, aslında. Evet, kesinlikle. Bunu nasıl dengelemek gerekiyor? Şimdi çocuklara kalkıp bir yaşındaki çocuğa bütün odayı toplattıramazsınız. Evet. Ama bir yaşındaki çocuğa oyuncakları atmasını ya da 1,5 yaşındaki bir çocuğa oyuncakları kutusuna atmasını, hı-hı, sağlık verebilirsiniz. Bu bir sınırlamadır. 2 yaşındaki bir çocuğa masaya, hı-hı, tabakları taşımasına yardımcı olmasını isteyebilirsiniz ama, hı-hı, bütün masayı kurmasını isteyemezsiniz. İsteyemeyiz. 3 yaşındaki çocuğa atıyorum parkta oynama hakkı verebilirsiniz ama siz orada başka arkadaşlarınızla sohbet ederken onları gözlemlemeden hareket edemezsiniz. Hı-hı. O alanı belirtmek zorundasınız. Hı-hı. Her çocuğun kendi yaşına uygun sorumluluklar ve sınırlar verirseniz çocuk kendisine ben becerebiliyorum'u, hı-hı, aldığında özgüveni yetişiyor. Yani bu ne? Karşımızda çıkan her problemde çocuk dibe vurmaz. Şu anda dışarıda, okulda siz her zaman bakın en önemli şey, aileler çocuklarını pamuklar içinde büyütmeye, evet, çalışıyor. Ama belli bir dönemden sonra 3 yaşından 4 yaşından sonra eğer kreşe de başlatıyorsanız 3-4 yaşından sonra artık bu çocuk dışarıda birey olmaya başlıyor. Hı-hı. Toplumsal bir varlık olabilmesi için, toplumda adapte olabilmesi için üzgünüm ki pamuklara sarıp baktığınız o çocuk dışarıda çok ciddi hırpalanıyor. Ve değersiz hissetmeye başlıyor. Değersiz hissediyor, özgüvensiz hissediyor, kendisini ifade edemiyor, yalana, saldırganlığa, öfkeye başvurabiliyor. Saçma sapan hikayeler uydurup dikkat çekmeye çalışıyor. Hı-hı. Bunların hepsi bizim sadece işte evde pamuklar içinde büyüttüğümüz ya da çok fazla disipline etmek istediğimiz ya da korkutarak, suçlayarak büyüttüğümüz çocuklar haline geliyorlar ki bunlar hakikaten çok çok önemli. Etrafımızda şöyle bir bakalım yani hani sen de görüyorsundur Ezgi, hı hı, yani çocuklara bakıyorsundur, bazı çocuk ne güzel kendisini ifade edebiliyor ama anne, evet, babaya baktığınızda şey diyorsunuz, aa evet, çocuğa birey gibi davranmış. Hani orada, hı-hı, bir şey var. Bazı çocuklara bakıyorsunuz tamamen o bilgisayarın başında ya da işte telefonun başında. Nasılsın dediğinde tüm dünyası tüm orası, dünya tamam orası. alemde. Çünkü niye? Çünkü kendini orada ifade ediyor. İfade ediyor. Orada kral oluyor, orada padişah oluyor, orada oyun kuruyor, orada bilmem ne yapıyor. Okulda kuramadı. Hı-hı. Ailede kendisini ifade edemediği alanları orada maalesef ortaya çıkar. Çok konu büyük ve çok ciddi, yara büyük olunca gerçekten benim de çenem, evet, düşüyor bu yok, konuda. Estağfurullah. Gerçekten ama güzel noktalar. Peki şimdi dedik ya hani çocuk işte pamuklara sarıyoruz, ne oluyor? Genellikle çocuklar ilk böyle toplu çocuk topluluğuyla kreşlerde buluşuyorlar 3 yaş civarında. Orada dediğimiz aileden aldığı şeyi tam olarak göremiyor. Hırpalandığını söylüyorsunuz. Gerek işte arkadaşlarıyla oynarken yeni bir etkileşime giriyorlar ya da aile ekstra düşüyor çocuğun üstüne ve kreşte öğretmenleri aslında standart davranıyor hepsine. Bu da ne oluyor? Belki çocukta bir işte okuldan rahatsız olma ya da sosyal hayata dışarıya eğilimi azaltma durumu da yaratabiliyor mu? Yani sadece ailenin yanında olmak isteme, sadece aileyle güvende hissetme gibi. Okul fobimiz ondan başlıyor. Değil ki mi? Zaten. Oradan başlıyor hani biraz. Hani siz eğer şey yapmazsanız düşünebiliyorsunuz bir aile var çocuklarını getiriyorlar bana. Tam böyle çocuk arkadaşlarıyla sosyalleşecek aile, hı-hı, ortamında. Baba gidiyor diyor ki Barbie bebeğini alıyor. Gel birlikte seninle Barbie oynayalım mı diyor. Hı-hı. Çocuk orada tam sosyalleşecek. He. Ve baba alıyor onu başka bir yerde Barbie oynuyor. Hı hı. Ya da okul başlıyor, çocuk 3. sınıfa gidiyor. Baba çocuğu kendi bağlamak için, bakın bunlar babalar yapıyor, anneler yapıyor. Evet. Ben duyduğumda böyle şey oluyorum yani nasıl oluyor falan diyorum. Ya okula başlayan 3. sınıf çocuğuna daha ilk gün oyuncak bebek hediye etmezsiniz arkadaşlar. Hı hı. Eğer hediye ediyorsanız, evet, bunu hakikaten gidin bir baktırın kendinizi derim yani. Evet, çok doğru. Yani hani burada önemli olan şeyi anlatmak istiyorum. Evet, çocuklar için biz değerliyiz. Hı hı. Biz onlara sevgimizi verdiğimizde, biz onları dinlediğimizde, biz onlara güvenli alan yarattığımızda çocuklar bizden kopmaz. Hı hı. Ya şimdi ebeveynlerin de galiba sıkıntısı da bu. Yeni yeni böyle DSM-5, evet, DSM-6 kriterlerinde bir sürü şey çıkacak ama çocuk merkezli ebeveynlerin çocukları hakikaten dünyaya, topluma adapte olmaları için çok zorlanıyorlar. Sil baştan kendilerini yani yaralayarak, debelenerek. Çünkü bir şekilde bir şey ters gidiyor. Okula başlıyor ters.
işe başlıyor. Hı-hı. Ters. Ne yani, hepsi ondan kaynaklandığını fark ettin mi? Evet. O ciddi bir çöküş oluyor o insan peki için. Peki şimdi o zaman bir şeyleri açalım. Şimdi biz ara ara yayınlarda diyoruz yani çocukların da birey olduğunu hissettirelim. Onlara da işte özgüven aşılayalım. Bunlar çok güzel şeyler ama sanıyorum böyle biraz daha detay vermek, ayrıntı vermek lazım. Yoksa dediğiniz noktaya yine gelebiliyor. Şimdi çocuklara birey olarak davranacağız ama nereye kadar? Evet, evde demokratik olacağız ama nereye kadar? Yani çocukları nelere dahil etmek gerekiyor? En sağlıklısı nasıl olacak çocuklar bu durumda? Çocuklar doğduğu andan itibaren birey olduğunu ifade etmek gerekiyor. Evet. Eve ufacık çocuk dünyaya geldi. Daha dünyaya gelmedi. Hı hı. Anne karnında. O gün eve misafir alacaksın. O zaman diyeceksin ki canım bugün eve misafir gelecek. Hı hı. Bir şekilde ifade İletişimi edeceksin. İletişimi o dakikadan kurmaya itibaren başlayacaksın. Çocuk doğdu 2 aylık, evde mevlüt yapılacak. Birden evde har argılar gürele bir sürü şey var. Çocuk böyle şaşkın oradaki yavrusu. Anlamadığını zannetmeyin. Bazen böyle oturuyoruz toplumda. Benim de psikolog olmadığımı bilen toplumlara giriyoruz. Arkadaş çevresine giriyorum. Mesela hemen şey diyor, ya o çocuk anlamaz. Çocuk bu arada 4-5 yaşında falan yani. Arkadaşlar o çocuk anlar. Anlamaz mı? Tabii o çocuk anlar. Yani o çocuk hem de nasıl anlar? Öyle böyle değil, anlamaz. Yani gerçekten anlar. Şimdi burada bir, çocuğa birey olduğunu daha anne karnındayken kabul etmemiz gerekiyor. İki, bir masada otururken onun sandalyesinin olması gerekiyor. Hı hı. Üç, anne ve babayla çocuk yatmamalı. Evet. Dört, çocukların yanında o bilmez. Mesela abisi kaça gidiyorsun dediğinde bir bakıyorum anne hemen 3'e gidiyor. Orada çocuğa soruluyor. Evet. Dört, beş, çocuk bir şey almak istediğinde aman kırarsın, aman dökülür, aman kirlendi derseniz bu çocuk kendi öz saygısını geliştiremez. Ne demek gerekiyor? Uyarma ihtiyacı hissetmek çocuğu. Ya hangilerini taşıyabilirsin? Hmm. Bir bakalım. Hangisi sana ağır geliyor? Hmm. Hangisini götürmek istersin? Çok doludur ve şeydir. Gel bir bakalım taşıyabiliyor musun? Eli düştüğünde bak galiba birazcık şey yapıyorsun, seviyorsun. İstersen ben sana elinin dışından yardım edip taşıyabilirim diyebilirsiniz. Yani burada çocuğa birey olduğunu şöyle diyeyim ya açık net. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan bireyken çocuğun öyle davran. Evet. Bu doğru olan kısmı. Biz yine birey olarak davranalım derken dediğiniz aileyi yöneten çocuk kıvamına da gelebiliyor durum. Peki bu doğru olanları anlattık. Aynen. Yanlış olan davranışlar nerede? Hani biz nerede durumu yanlış anlıyoruz? Bugün gezmeye gidiyoruz. Çocuk oradan diyor ki ben gitmek istemiyorum. Hmm. O zaman gitmeyelim. İşte efendim şunu şöyle yapalım. Olma tamam yani çocuk mesela diyelim ki babaanneme gitmek istemiyorum ben. Öyle bir lüksü yok o çocuğun. Babaanne ya da anneanneye gitmeme lüksü yok o çocuğun. Çünkü nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl yaklaşmalısınız? Çekeceksiniz kenara. Böyle derken çekeceksiniz kenara. Şey göstereceksiniz falan değil. Tamamen çekeceksiniz ve yani birebir konuşmanızı. Çocuklarla iletişim kurarken çocuk küçükse hani 7-8-9 göz dizlerinizin üzerine oturup ya da kucağınıza alıp çocuğu. Bak kızım, senin annen kim? Benim. Senin baban kim? O. Hani şey olarak konuştunuz. Benim de annem ve babam var. Ve ben onlara gideceğim. Ve sen 3 yaşında olduğun için bu evde kalamazsın. O yüzden sen de bizimle geleceksin. Şikayet etme, kabul etme. Hakkın yok. Çünkü sen bu ailenin bireysin ve bu kurallara uymak zorundasın. Bu kadar. Yani sonuçta çocukken buna yaklaştığınızda, karşılaştığınızda, büyüdüğünüzde bunlar sorunlu olmuyor. Şu anda çoğu çocuk, işte parmağını oynatan çocuklar, odalarından çıkmıyorlar. Evet. Değil mi? Yanılmıyorum evet. Değil mi? Ayrı bir dünya var odanın içinde. Yani ben gelmek istemiyorum, onu yapmak istemiyorum, işte şöyle oluyor, böyle oluyor gibi bir sürü şeyleri var. Haklılar çünkü çocukken tamam çocuk ya istemiyor gelmesin. Tamam çocuk ya bayramlaşmaya gerek yok. Çocuk ne anlar ki bayramlaşmaktan? Evet. İşte efendim derseniz ya işte çocuk yürüyüşe gidiyoruz ama yürümek istemiyor gelmesin derseniz. Ben bu yemeği yemeyeceğim. Çocuğa çoko kremli ekmek yaparsanız. Televizyon karşısında yemek yedirirseniz. Ondan sonra daha aklıma bir sürü şey geliyor. Mesela geçen şey çok ilginçti. Çocuk yemek yesin diye parkta salıncakta sallıyorlar. Ağza tıkıyorlar. Salıncakta sallıyorlar, ağza tıkıyorlar. Bu aileye tıkıyorlar. Zulüm. Böyle bir şey. Eyvah. Yemin ediyorum. Bu böyle bir şey. Ya da çocuk mesela şey yapıyor. Hepimiz oturuyoruz.
Şahit olduğum bir şey bu. Çocuk elinde annesinin telefonunu almış. Yemek yiyor. Yemek hipnotize yiyor. Olmuş bir şekilde bir de. İnanılmaz. Ne midesinin aç olup olmadığını anlamıyor. Yediğinden ne yediğinden anlamıyor. Ne sohbetten anlıyor. Ne yani anlatabiliyor muyum? O kadar eksik bir şey ki. O kadar zararlı bir şey ki o çocuk için. Çünkü... Peki yeri açılmışken aynen soralım onu da. Şimdi evet yeme bozukluğu olan çocuklar oluyor. Bu apayrı bir konu aslında. Apayrı. Detaylı işlemek lazım ama en azından sizi burada bulmuşken soralım mutlaka. Yeme problemi var çocuğumuzun. Atıyorum çiğnemiyor, pütürlü yemiyor ya da genel olarak yemek yemiyor, iştahı yok. Ne yapmak lazım bu çocuklarımız için? Çok güzel, çok katı kurallarım var. Öyle mi? Ama bir kere katı kurallar uyguluyorsunuz bir hafta boyunca. Sonra o çocuk 7. 8. 9. gün normal hayatına başlıyor. Ne yapmak lazım? Yemek saatlerini iyi belirlemek lazım. Televizyon karşısında asla yedirmemek ve laptop karşısında bir şeyler ya da telefon karşısında vermemek lazım. Çocuk bunu istemiyorum, yemiyorum dediğinde sadece tadına bakmanı istiyorum diyorsunuz. Sadece tadına bak. Yemiyorsa bıraksın, okey. Yemek masası kalktıktan sonra çocuk gelip ben acıktım dediğinde üzgünüm saat 7'deki yemeğe bekleyeceksin demek gerekiyor. Çok o zaman oldu. Evet. Ya eğer işe yarıyorsa. Çünkü emin sonrası şey, büyük problemlere dönüşebilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Eğer evde anne ve baba arasında çok ciddi problem varsa bu yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Bir kaynağı da var. Kaynağı var. Eğer evde sorun varsa çocuk bir şekilde yemek yemeyerek bunu sabote ediyor olabilir. Çünkü yemek yemediğinde anne ve baba bir şekilde onunla ilgilendiği için anne ve baba kavga etmeye fırsat kalmıyor. Yani orada şeye de bakmak lazım. Hani sadece çocuğun yemek yememesine değil arkadaşlar. Çocuğun yemek yememesinin sebebine bakmak lazım. Evet, bu da önemli bir faktör. Bazen bağlantı kurulamayabiliyor arada. Ne alaka falan diyoruz. Alakası ama yok. Çok mantıklı aslında söylenen şey. Çocuklar yetişkinlerin kaldıramadığı evliliği sırtlarında taşıyıp toparlamaya çalışıyor arkadaşlar. Çocuklar evet anlamaz diyoruz ya. Şimdi evcil hayvan besleyenler bilirler. Evcil hayvanlar bile bazen bir durumda ilgisiz kaldıklarında ya da dikkat çekmek istediğinde farklı şeyler yapabiliyorlar. Bu bir insan yani bir çocuk için ekstra tabii ki geçerli canlı bir durum. Olan. Gayet anlıyorlar, gayet idrak ediyorlar ve yani bununla ilgili sizin bile bağlantı kuramayacağınız bir plan da gerçekleşiyor. İnanılmaz. Aslında. İnanılmaz. O beyinleri nasıl çalışıyor? Kesinlikle öyle. Öyle şok oluyorsunuz. Yani mesela anne ve babanın arasında sorun olan çocukların bazıları çocuk okullarda çok ciddi sorunlar çıkartıyor. Sorunlar çıkartıyor ki annesinden ve babasının azar işitiyor ki. Çünkü annesi ve babası kendisi onun birbiri arasında kavga etmesinler, onun hakkında konuşabilsinler diye sorun çıkartan bir sürü çocuk var arkadaşlar. Evet, gerçekten öyle. Peki bu saydıklarımız çocuklarımızın işte kaygılı olması, takıntılı olması, içe kapanık, asosyal, işte korkuları, özgüvensiz olmasının aileyle bağlantısını az çok konuştuk. Yine yer yer aklınıza bir şey gelirse tabii ki bunları konuşuruz ama bir de çevre faktörü var. Dedik ya çocuğumuz artık işte 3 yaşından sonra çevreye karışıyor. Hatta daha öncesinde yine park arkadaşları oluyor ama düzenli bir şekilde kreşlerle etkileşime geçiyor yaşıtlarıyla, işte öğretmenleriyle yani farklı insanlarla ailesinden. Çevre faktörünün çocukların bu yine kaygıları, takıntıları, korkuları gibi noktalarda ne gibi etkisi oluyor? Şimdi eğer siz demokratik bir ailede çocuğu yetiştirirseniz çevre faktörünün tabii ki etkisi var. Evet. Ama aşırı koruyucu, aşırı kollayıcı, aşırı otoriter, aşırı suçlayıcı bir ailenin içinde büyüyorsanız çocuğun çevre faktörünün etkisi %80, %90 oluyor. Ama demokratik bir ailede ise %40, %30 oluyor. Demek ki gene orada temelde baktığımızda aile çok ciddi etkili. Ama burada bu değil, demek değil ki mesela benim kızımla alakalı bir şey anlatacağım. Korkular diyoruz ya, yolda yürüyorum. Anne çocuk elinde ya da işte bebek arabasında kedi geçiyor. Anne filat filat bağırıyor. Korkuyor. İşte aman Allah'ım kedi geliyor Allah'ım çıldırıyor falan böyle. Çocuk zaten 1-0 mağlup başlıyor hayatta. Çünkü annesinin korkusunu kendisine almış oluyor. Şimdi bunlar yaşanmasın diye ben kızımı büyütürken çocukken işte atıyorum Kara Fatma'yı aldık kavanoza koyduk. İşte ondan sonra baktık bir gün sonra ertesi günü doğaya bıraktık. Sonra işte kertenkele hani korkuları olması çocuk. 3 yaşına kadar her şey harika. İleride hiçbir şeyden korkmuyor. Yani hiçbir şeyden.
3 yaşında ben onu bir yere bir günlük bıraktım. Hı hı. Ertesi gün İlayda'nın tüm korkuları hortlamıştı yani. Ah, nasıl oldu peki bu? Ne faktör oldu? Çevre faktörünün, evet, çok güzel bir örneği. Hani yaşayarak yaparak öğrendiğimiz bir şey bu. Orada nasıl oldu? O gece dışarı çıkmışlar, yazlık bir yerdeler. Dışarıda da kuru kafa var deyip karanlığın içinde. İlayda da 3 yaşında o kuru kafanın kendi içindeki fantezi dünyasında kurmuş. Ve ertesi günü her şeyden korkan bir çocuk oldu. Ne olduğunu söyleyeyim. Evet, oldu ama tekrardan biz onun üzerine çalışmaya başladığımızda, hı hı, diyelim ki 1-2 haftada onu hallettik. Hı hı. Ama böyle olmasaydı, korkularla beraber büyüyor olsaydı ve biz onu korkutarak büyütüyor olsaydık ya da işte efendim aşırı derecede üstüne nazladığımız bir çocuk, hı hı, olsaydı, İlayda'yı 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl hala kediler, köpekler ve hayvanlardan korkan bir çocuk olmaya kesinlikle devam ederdi. Öyle olacaktı. Bu konudaki, evet, yine yaklaşımda çok önemli. Sizi biraz dinlendirelim. Evet efendim, şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet efendim, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Biz Bize'deki bugünkü konuğumuz uzman psikolog ve aile terapisti Filiz Çalışkanoğlu Mildan. Programımızın ilk yarısında çocuklarımızın kaygıları, aile kaynaklı kaygıları, içe kapanıklık durumları, asosyallik durumları, bunları konuştuk. Sonrasında çevre faktörüne giriş yapmıştık ve çevre faktörünün aslında ne kadar etkili olduğunu bu durumda söyledik. Birebir, hatta kendi kızınızın üzerinde de bunu gördünüz. Evet, evet. Peki çevrede ekstra ne gibi şeyler görüyorlar? Mesela çocuklar biraz birbirlerine karşı acımasız olabiliyorlar mesela. Biraz mı? Evet, fazlasıyla. Yani illaki çocuğumuzun bir noktasıyla dalga geçilebiliyor. Hani herhangi bir hareketi olsun, kaşı gözü olsun ya da farklı şekilde bir aşağı çekme durumu olabiliyor çocuklar arasında. Mobbing çok güzel uygulanıyor. Evet. Akran zorbalığı dediğimiz bir tanımı var onun. Öncelikle bunu niye yapıyorlar? Bunu neden oraya yapıyorlar? Gelelim. Çünkü evde dışlanıyorlar. Aslında çünkü ilk konuştuğumuz noktaya mı evet, geldi? Evde dışlanıyorlar. Evde kendilerini ifade edemiyorlar. Evde bir şekilde tehditle büyüyorlar. Korkuyla büyüyorlar. Yalanla büyüyorlar. Anne ve babanın arasındaki dengesiz iletişimden, boşanan çiftlerin çocuklarından tutun, bakıcılar ve şeylerle büyüyen ebeveynler, babaanne, anneanneyle büyüyen ve babaanne ve anneanne geline ya da babaya karşı doldurularak büyüyen çocuklar okula gelince inanılmaz size de mobbing uygulayabiliyorlar. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi, birine mobbing uygularsan bana uygulanmaz kaygısından dolayı uygulanıyor. Güçlü durmak için. Güçlü durmak için. Üçüncüsü, özgüvende çok ciddi sıkıntı var. Korkak, korktuğu için de mobbing uyguluyor. Bunlardan yine kaynaklı. Peki mobbing uygulanan çocuğumuza gelelim. Ne mobbing gibi bir etkilenme söz konusu oluyor? Ailemiz nasıl yaklaşmalı? Öğretmenlerimiz nasıl yaklaşmalı böyle bir durumda? Şimdi mobbing uygulanan bir çocuğa en büyük dezavantaj, annenin kalkıp her dakika gidip ebeveynlerle ya da çocuğun arkadaşlarıyla konuşması. Sakın bunu yapmayın. Evet. Ortada çocuğun sorunu var. Çocuk kendi sorununu arkadaşlarına, öğretmenlerine ya da size anlatabilmesi için çocuğun önünü açmanız lazım. Öyle bir aile vardı, gene bir çocuk geliyor bana. Çocuk diyelim ki kalemini unutmuş. Hemen anne arıyor. Hocam, kalemini çocuğum unutmuş. O yüzden siz okulda tedarik edip verebilir misiniz? Evet. Çocuk bunu kendi söyleyebilir. Bunu kendi söyleyebilir. Bununla yüzleşebilir, bu krizle baş etmeyi öğrenebilir. Çünkü burada, orada çocuk öğreniyor. Sorumluluk duygusu da aslında. Evet, gelişiyor. Sınırlar ve sorumluluk. Evet. Sen o çocuğun sınırın içine bu kadar girersen, çocuk mobbing uygulandığında sus pus ve ağlayarak ve anne beni kurtar diyerek bağımlı bir kişilik haline gelebiliyor. Ki bu bizim için hakikaten çok acı. Mobbing her zaman her yerde uygulanıyor Ezgi zaten. Okula başladığımızdan ya da işte çocukluğumuzdan itibaren kardeşler arasında farkında olmadan anneler ya işte öbürünü birazcık daha kayırabiliyorlar. Evet. Cinsler arasında, erkek kız çocuklar arasında ya da küçük büyük mobbing olarak. Ya da küçük ya da sen ablasın.
diyerek. Sen onu yapmamak lazım ver. Değil mi? Kesinlikle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yaptığınızda siz de farkında olmadan o çocuğun içine kapanmasını, asosyal olmasını ya da psikopat olmasına dönüşmesine yardımcı olabiliyorsunuz. Mobbing uygulamak aslında dediğimiz gibi anne rahminden başlıyor. Başlıyor. Evet, istiyor muyum istemiyor muyum? Ah bu çocuk olmasa bedenim hı-hı değişiyor. Kilo alıyorum, çirkinleştim, işe gidemiyorum, uyuyamıyorum, estetik değilim. Estetik değilim de, evet. Bazen bu kadar şey düşünürken o ince noktaları kaçırabiliyor annelerimiz tabii ki dolayısıyla. Babalar tabii. Babalar ya, kilo aldım. Aman sana anlayışlı aman oluyoruz yani, bu dönemlerde. Evet, lütfen annelere arkadaşlar annelere, annelerin kendilerine her şey aslında olmasan bir domino taşı gibi yani bir taraf bozulduğu zaman işliyor yani. Gerçekten. Hani şey gibi değil, nasıl oluyor mobbing? Ya buradan başlıyor mobbing. Hı-hı. Yani benim aslan oğlumla başlarsak evet, o aslan olan kız da olamıyor aslan. Hı-hı. Ve aslan oğlanlar olunca okulda da aslan oğlan aslan olmaya devam etmeye çalışıyor. Evet. Ve oradaki kızlar tabii mobbinge ya da işte erkekler neyse bunun adı çok büyük bir derya orası. Hı-hı. Mobbinge karşı çocuğu nasıl güçlendiririz kısmına gelmek istiyorum. Çocuğunuzu dinleyin. Hı-hı. Yani eve geldiğinde ya arkadaşım bana bunu yaptı deyince sadece sessizce dinleyin. Hı hı. Yorum katmayın, nasihat etmeyin. Benim başıma şöyle geldi demeyin. Ben çocukları böyle yapıyordum peki demeyin. Peki çocuk bir cevap bekliyor bunu anlatırken. Nasıl yaklaşacağız? Sadece şimdi anlattı. Anne işte beni bugün arkadaşım itti. İttiğinde canın acıdı mı? Dedi. Ondan sonra evet canım acıdı. Peki bu ittiğinde, canın acıdığında sen kendini nasıl hissettin? Hı hı. Gülünç hissettim, komik hissettim. Ha, kendin güldün mü? Hayır. Peki dizin falan bir yerin yarıldı mı? Hayır dedi mesela çocuk. Peki komik miydi gerçekten? Hı Evet hı. Komikti. Beraber gülelim mi? Hı. Bu kadar. Hı. Gibi. Gibi. Bu şekilde. Peki şimdi çocuklar hep aslında birilerine rol model alabiliyorlar aile içerisinde. Evet. Bu bir kere olması gereken bir şey mi? Olması gereken bir şeyse bu nasıl gerçekleşmeli? Yani sizin bu rol model olayına bakış açınız nedir? Bunu merak ettik. Vallahi hiçbir şey söylemeyin. Sadece rol model olun. Çocuklar hepsini kapıyor diyorum Ezgi. Yani şöyle yani, ol, nasihat vermek yerine olması gerektiği model, gibi davranma. Rol model. Mesela diyelim ki çok vahim bir durum anlatacağım. Bir tane kadın hastam var. Ve bu kadın hastam annesi boşanamamış. Hı-hı. Babası tarafından çok ciddi darp yemiş ama anne kesinlikle boşamamış. Hı-hı. Kız da aynı ritüele sahip ve boşayamıyor. Yani boşanmak aslında istiyor ama buna cesareti yok. Cesareti yok değil. Çünkü hı-hı anne modelinde, hı-hı rol modelinde anne kendi ayaklarının üzerinde durmamış. Kadın kendi ayaklarının üzerinde nasıl hmm durduğunu görmediği için kendisi de duramıyor. Evet. Bakın bu kadar önemli rol model olabilmek. Gerçekten öyle. Rol model. Ya çocuğum kaşığını böyle tut deyip de sen eğer kuru fasulyeye ekmek banıp yiyorsan sen o çocuğa istediği kadar kaşığa banlı kaşıkla ye de yani. Aynen. Hiç. Yalan söyleme dedin. Telefon birisi telefon ediyor. Sakın yalan söyleme. Bak yalan söylemek çok günah dedin. Ama birisi arkadaşın aradı. Dedin ki evde yok de dedirttin. Çocuk diyor ki yalan bu ne böyle yani bu ne deniz bu ne lahana hani gibi. Ya da atıyorum şey yapıyor bak sakın kimseye söyleme. Kimseye söyleme. Babası geliyor eve var ya böyle böyle yaptı. Şimdi hı-hı bakıyor ulan sakın kimseye söylemedin ve sen anlatıyorsun. Hı-hı. Yani bunların hepsi Ezgi ne yaparsan yap. Evet. Hiçbir şey söyleme rol model ol arkadaşım diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum yani ama sağlıklı rol yok model. Aynen öyle yani söylemeye gerek korkular, yok. Korkular, kaygılar, hı-hı panik ataklar işte anlattığım gibi kedi hayvanlara gireceğiz birazdan belki ama ben şimdi evet direkt giriyorum. Hı-hı. Kedi fobisi olan, böcek fobisi olan bir annenin çocuğunun bunların olmaması gibi bir lüks olamaz. Kesinlikle öyle. Peki şunu soralım yeri gelmişken hakikaten çünkü önemli bir nokta. Bazen haberlerde maalesef ki görüyoruz. Bu arada 4 Ekim hayvanları koruma günüydü. Evet. Bunu da buradan belirtelim. Lütfen o dilsiz canlarımıza sahip çıkalım mutlaka. Sahip çıkalım. Yani evet sahip çıkmıyorsak bile arkadaşlar. En azından zarar vermeyelim. Zarar vermeyelim. Mamalarını dökmeyelim, sularını dökmeyelim. Evet. Yani hani bari onlara dokunmayın.
Kesinlikle. Yani hani hiçbir şey yapamıyorsanız tamam, hadi sevmiyorsunuz, kabul. Hı-hı. Ama zarar da vermeyin. Hani bu hakikaten çok çok böyle tüylerimi diken ötesi çok yapan doğru. bir şey yani. Özellikle geçtiğimiz aylarda, senelerde çok, çok yani içimizin acıdığı, gerçekten çok üzüldüğümüz vakalar oldu. Maalesef. Maalesef. Hiç yani yavrunun ya da işte kedinin, köpeğin hiçbir zararı yok ama vahşet içerisinde kollar, bacaklar, kuyruklar, yani zarar gören hayvanlarımız, buna dayanamayıp acıyla ölen hayvanlarımız oldu yine. Mesela bir insan nasıl bir psikolojiye girip de bunu yapabiliyor? Bunun kaynağında ne olabilir? Ben bir sorayım size, sizin hakikaten bu konuda yorumunuzu çok merak ediyorum. Bir, doğduğundan beri dışlanan çocuklar. Hı hı. İki, nörolojik olabilir arkadaşlar. Psikopatlık birazcık nörolojik bir şey. Beynimizin loblarının bazılarının normal çalışmaması. Hı. Mesela psikopat olan kişilerde empati yeteneği yoktur. Hı hı. Yani bir kere yani öğrenilecek bir davranış da değildir. Orada o lob yoktur. Yani empati yoktur. Ya yani karşıdakinin acı çekiyor olup olmaması, onun bunu yaşıyor olup olmamasını bile şey yapamazlar, hı hı. hissedemezler. Hı hı. Üçüncüsü de aslında kendilerinin bedenleri de öyle parçalanmıştır. Hı. Ruhlar hani görünen anlamda değildir. Hı hı. Ruhsal anlamda bedenleri parçalanmıştır. Onlar da o şekilde davranıyorlar. Hı. Köpeklere neden bunu yapıyorlar? Tabii ki yetiştirme tarzı dedim. Din diyeceğim, hı hı. maalesef. Bizim dinimiz sevgi dini aslında, evet. Müslümanlık. Tüm dinler öyle hani, hı hı. iyiliğe, sevgiye, merhamete dayanır, hı hı. hoşgörüye dayanır. Evet. Ama maalesef ki günah haram derse namaz kılınmaz, dermezse bilmem ne olmaz. İşte gibi katı kurallarla, hı hı. yetişen kör cahil diyeceğim. Hani, hı hı. hangi eğitim seviyesi olursa olsun, hı hı. kurallarla yetişen insanların da maalesef bu tarz davranışı ya da zevk için, hı hı. Sadist yani, dediğimiz, evet. hani sosyopatın yanında bir de sadist ve bu sadistlikten haz alan tür diyeceğim, insan bile demek, hı hı. istemiyorum, kişiler maalesef vahşetle bunu yapıyorlar ve bu çok maalesef çok. Maalesef öyle, evet, birçok faktör var dedik mesela, o konuya da evet gelin, mesela dini faktörde. Sevgi dini, birçok din aslında sevgi, saygı yani, üzerine yani kurulmuş. Kurallar ve sistemler üzerine kurulan ve evet, sevgi üzerine dedim ya, temelde bazı sevgi. Bazı kurallar vardır tabii ki belki ama bu zarar verin, tekleyin, hani onları dışlayın, bu anlama gelmiyor kesinlikle. Bunu farklı algılayıp yani gerçekten kötü yaklaşanları da kınayalım. Hastaysa tedavi görsün. Şimdi yani mutlaka tedavi görmeleri, evet. gerekiyor ama bakın şimdi. Dinimizi doğru bilebilmemiz için, hı-hı, arkadaşlar, hı-hı. Kur'an'ı, yani Kur'ansa, İncil'se, İncil, Tevrat'sa, Zebur'sa, hı-hı. hangisiyse en aşağı 2-3 kere okunması gerekiyor. Evet, iyi yorumlayabilmek ve tüm adına. Kitaplarla beraber bir peygamber gelmiş ve o peygamberlerin hayatları var. Evet, hayvanların kadar düşkün oldukları. Musa'nın, Muhammed'in, hani bunların hepsinin, hı-hı. bir yaşamsal öyküleri var. Peygamberimiz namaz kılarken kedi önüne geliyor. Hı-hı. Düşünebiliyor musunuz? Namazını bozmuyor. Evet. Şimdi bunlar okuduğunuzda sırtını sıvazlıyor ya da şey yapıyor yani, ya da birinin kuşu ölmüş, baş, hı-hı. sağlığına gidiyor çocuğa. Hı-hı. Yani şimdi bunları bana gelip hangi dinsel, evet. ya da faktörler, evet. olarak anlatabilirler kısmını, evet. hakikaten üzgünüm ki aklım ve kabul mantığım almıyor. Yani hani tabii bir ki. Canlıyı öldürebilmek, bir canlı yok, yaratamazken hiçbir şey yapamazken sen kalkıp kediyi, köpeği, yılanı mılanı, hadi kuşu, her şey geçiyorum, hiçbirini, hı-hı. sevgili arkadaşlar, doğayı bozuyoruz, buyurun. Evet. Doğa sistemini, ekosistemi bozuyoruz yani, bu kadar ölümler varken. Kesinlikle av diye bir spor dalı olabilir mi? Evet, buradan gerçekten yani, hani, olmasın da. Yani olmasın. Adam dizmiş bıldırcınları böyle bir kaç tane, ondan sonra da ben sporu yapıyorum arkadaş yani. Yani çok beğenmiyorum, evet. kusura bakmayın. Ama yok, önemli bir konu. Hepimiz üzülüyoruz, gördüğümüz şeyler. Buradan... Ne yapabiliriz diyoruz. Buradan da hazır herkese ulaşma şansımız da varken tabii ki bunu dile getirmek gerekiyor. Istiyorum. Ben bir şey söylüyorum. Tabii ki. Bir, ebeveyn olarak korkuyor olabilirsin hayvanlardan. Hı-hı. Çocuğun yanında korktuğunu belli etme. İki, bu mesela atıyorum dışarıdaki çiçekleri kopartıyorlar. Küçük diye gözüküyor evet. ama evde çiçeğini koparttığında, kıyameti kopartıyorsan dışarıdaki çiçekleri de kopartma. Evet. Çimlere basarken koşturarak
ya da işte iyice basarak üzerinden geç, yani yol varsa yoldan rol geçin. Model ol, yoldan geç, yolun içinden geçme. Yani bunları orası çok uç noktalar, hani evet, öldürülen, evet. yapılanlar. Ama sen bir canlı olarak var olan her şeye saygı duymak zorundasın. Kesinlikle ve çocuğuna öyle. Da saygılı olabilirsen çocuk da sana gelecekte saygılı olur arkadaşlar. Evet, çocuklarımıza da yine hayvan sevgisini de aşılayalım. Onlarla dost olabilebileceğini, korkabilirsin. Evet, okay, gösterelim. Ama internetten, bilgisayardan tatlı hayvanla, bir de komik videolar var. Evet, Bunlarla hayvanlarla ilgili aşılanıyor. Böyle şey yapıp, aa bak bu da çok güzel, ifade de edebilirsin. Ya kızım, ya ben çocukken işte kedi ısırdı, köpek ısırdı. Hani o yüzden böyle tepki veriyorum ama aslında ben onlardan hani seviyorum fakat korkuyorum demelisiniz. Evet. Dürüstçe yaklaşın. Bunu açık açık söyleyebiliriz. Evet. Peki bunun dışında programın başına dedik ki öğrencilerimiz, Evet, ilkokul okula. 1'e başlayanlar özellikle yeni bir dönem başlıyor onlar için ve gerçekten yepyeni bir dönem, yepyeni bir süreç, zorlu da geçebilir çünkü düzenleri, farklı bir düzen geliyor hayatlarına. Öncelikle öğretmenlerin yaklaşımını biliyoruz az çok, onlar artık tecrübeliler bu konuda ama ailelerimiz çocuğu nasıl hazırlamalı okula başlayacağı fikrine? Okula başladı, zorluk çekiyor, nasıl yaklaşmalı? Bunu sizden dinleyelim. Özellikle bu evrede ebeveynlerimizin de ihtiyacı vardır bunları Evet. duymaya. Şimdi birinci sınıfa başlayan çocuklara Allah yar ve yardımcı olsun diyorum. Evet. Tamamen 5 saat, 6 saat, 8 saat bir şeyde oturmayı öğrenecekler. Evet. O kadar hareketli çocuklar. Hı-hı. Bir yaşından önce asla ve asla okula başlatmamaları gerekiyor. Evet. 72 ayı doldurması gerekiyor çocuğun. Hı-hı. Sebebi bir şu, psikomotoru gelişmeyen çocuklar kalem tutarken zorlanırlar. Hı hı. Siz daha fazla yorulursunuz ebeveyn olarak. Evet. Birincisi bu. İkincisi, beklentileriniz, ben gene kendimle ilgili bir hikaye anlatacağım. Kızımla Hı. alakalı. İlayda birinci sınıfa başladı. Ve ben tabii mükemmel çocuk bekliyorum. Harika. Bakın, psikolog olmama rağmen işte hemen yazsın, hemen etsin. Lütfen siz orada anne olarak kalın. Maddi imkanınız varsa hoca olarak başkasını tutun. Evet. Çünkü deforme oluyorsunuz. Hı hı. İlişki deforme oluyor. Beklentiler bu şekilde. Ha, maalesef sistem sizi çok zorluyor. Öğretmenler, dedim ki hani onlar biliyor, yarış motoru gibi Değil kullanıyor mi? çocukları. Evet. Ve ben mesela bütün bakanlığa ve her yere yazı yazdım. Dakikada 60 kelime, dakikada işte şu kadar kelime okumayı. Arkadaşlar, sakın böyle bir şey yapmayın. Çocukların okurken anlam yitimi, Hı-hı. düşünebiliyor musunuz? Türkçe'de okuduğunu anlayamama konusunda 5. sıradayız Öyle Türkiye'de. mi? Yani genel anlamda dünyada Türkçe dilini okuyup anlayamamakta 5. sıradayız. Evet, niye? Çünkü hızlı. Niye? Çünkü dakikada kaç kelime okuduğumuza bakıyoruz. Vurgu var mı? İmla var mı? Noktalama işaretleri nasıl? Burada çocuk nerede iniyor, çıkıyor? Onların elinden o hayal Hı-hı. dünyasını alıyoruz. Evet. Şimdi sen kalkıp da bana hani şey diyemezsiniz. Anneler de yarış atı, çocuğunuz dakikada 40 kelime okudu, sınıfın en gerisi dediğinde, evet, bu sefer bu anne kompleks tabii ki ölçülmüyor. Okula başlayan çocuklara, eve geldik hemen derse oturtmayalım. Çocuklara önce bir yarım saat alan bırakalım. Hani minimum yarım saatten bahsediyorum. Yani anne ve çocuk yemek yaparken değil, baba işte futbol maçı izlerken değil. Yani televizyonlar kapalı, yemek falan yapılmıyor. Çocukla sohbet edilmeli, oyunlar oynanmalı. O gün nasıl geçti? Evet, benim günüm şöyle geçti, senin günün nasıl geçti gibi böyle sorguya sohbet çeker eden, gibi değil, paylaşım halinde. Paylaşım halinde konuşarak kaliteli zaman geçirerek onların dikkatini ve konsantrasyonu ya da sorunları varsa, baş edemedikleri, ya ben bu kalemi kullanırken zorlanıyorum dediğinde, hadi gel bununla ilgili bir jimnastik yapalım diyerek harekete geçilebilir. İkincisi, evet, arkadaşlarıyla ilgili sorunlar tabii ki. Hani, onunla arkadaşları daha çok oynuyor da benimle oynamıyor. Peki onun özellikleri ne? İşte atıyorum çok gülüyor, işte efendim paylaşıyor, oyuncaklarını paylaşıyor. Siz şimdi kalkıp çocuğa sakın silgini kaybetme, İşte sakın bilmem ne yapma ve bununla ilgili emin olun, sakın silgini kaybetme diyorsan o gün o çocuk 3 kere silgi kaybeder. Kaygıdan değil mi? Korkudan. Kesinlikle. Yani hani böyle şey değil. Ha, çocuklar, bir de şunu söyleyeceğim. Birinci sınıf annelerine
genel anlamda tüm annelere çantaları çocuklar kendileri asmasın. Evet. Peki kendileri taşısın mı? Taşıma kısmında... Evet, lütfen taşısın. Ağır mesela oluyor. Bir sürü dersleri, kitapları var. Hakikaten o küçük bedenlerine göre ağır gelebiliyor. Ne onları yapacağız? Taşımıyorsa, atıyorum eğer şeyse, yemek çantasını taşısın. Soluğunu taşısın. Hı-hı. Yani hani çanta çok ağır olabilir. Evet. Hoş, şu anda hep servisler var. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet, dikkat ediyoruz. Peki yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ama şunu da hemen ekleyelim. Biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde 26 Eylül'de bir deprem gerçekleşti İstanbul ve çevresinde. Çocuklarımız tam bu evrede okula hazırlık yaparken, okula alışmaya çalışırlarken bu depremle sarsıldılar ve haliyle bir fobi oluşmuş olabilir, okuldan soğuma olabilir. Bu konuda da nasıl yaklaşmak gerekiyor? Hemen onu da söyleyelim. Hemen noktada. Söylüyorum. Bir depremle ilgili mesela çocukluğumuzdan itibaren yine ebeveynlere düşüyor burada. Hı hı. Direkt şunu anlatmak gerekiyor. Ebeveynler de korktular tabii. Evet, ebeveynler de korktular. Biz İstanbul bir deprem bölgesi bilmek zorunda. Ama da durduk yere bunu anlatmıyorsunuz. Televizyonda bir program var. Hı hı. Ondan sonra bak deprem olmuş bir yerde. Ha biliyor musun biz de deprem bölgesiyiz demek. Hı hı. Bu kadar. Evet. Her gün gündeminde deprem dersen çocuk fobik olur. Hı hı. Ama çocuğa gerçek ve dürüstçe yaklaşın. Evet bir deprem var. Peki kötü olan şöyleydi bu seferki depremin. Gündüz ve okul saatinde olmasıydı. Evet. Kesinlikle. Sıralarının başındaydılar. Hı hı. Ve gerçekten maalesef en acısı okul yönetimleri de. Evet. Öğretmenleri de bilgisizdi. Evet, öğretmenler de korktu. Kriz yönetimi ofsayttı. Hani bir sürü, hı hı, basında bir sürü şeyler açıklanıyor ama hazır mıyız? Hani açık, evet, ne söylüyorum? Şu anda ilk yapılması gereken şey öğretmenlerin ve okulların deprem hakkında, depremle nasıl mücadele, depremi durduramayız. Hı hı. Nasıl bilgilendirilebilir? Hı hı. Çocuklarla o krizi nasıl halledebiliriz? Bunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Çünkü birkaç tane örnek okula gitmek durumunda kaldım. Çocuklar dışarıda ayılıyor, bayılıyor, evet, ağlıyorlar. Evet, haberlerde falan. Ondan sonra inanılmaz üzüldüm. Fakat öğretmenler başka bir yerde oturuyor. Hani böyle şey oldum, nasıl bir şey, nasıl bir dünyadır, hakikaten çok zor. Söylüyorum, tekrardan başlıyorum, dağıtmadan çok konu, hı-hı, çok böyle şey. Ezgi, bir dürüstçe bir deprem olabilir. Yani böyle bir deprem var, evet anlıyorum. Korktun. Hiç yaşamadıkları bir şey. Evet, yani deprem nedir? Ve hep gece uyku saatlerinde yakalanır ya. Evet. Böyle ilk defa ailelerinden uzak. Hı-hı. Biz de ailemizden uzak. Bu, evet, arada telefonlar kilitlendi, evet, ve hakikaten çok ciddi bir şeydi. Buradan da telefonlara sesleniyorum. Evet, tüm isim falan, şeylere isim söylemeden. Hakikaten hiç olmazsa bir sistemi doğru düz yapın. Birbirlerimize gerçekten ulaşabilelim. Çok yani zor bir anında. Süreçte. Buradan da herkese geçmiş olsun, geçmiş diyelim olsun bu arada. Geçmiş olsun gerçekten. Bir çocuk korkusunu, kaygısını size söyledikçe siz onu dinleyin. Hı hı. Böyle şeyden de korkulur mu? Bak işte bir şey olmadı falan. Geçiştirmiyoruz. Tamam. Önce dinliyoruz. İki, bir iki hafta, üç haftayı geçtiyse mutlaka bir uzmana götürüyoruz. Hı hı. Üç, kendimiz çok korktuysak ve korkumuzu çocuğa yansıttıysak burayı durdurmamız, o zaman kendimizin tedavi olması, evet, gerekiyor. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Dört, her depremde sallanıldığında ölünmüyor. Hı hı. Japonya'da bunun kaç katı. 5, doğru bilgi verilmeli. Yanlış bilgiler yok efendim, kapı eşiğine gidin. Hı-hı. Yok işte efendim bir şeyin altında değilin. Normal o cenin pozisyonunda, evet, sağlam bir yerde durun. Eğer gerekiyorsa işte temkinlerinizi alın, işte düdüktü bilmem neydi. Hı-hı. Bunları, hı-hı, alıp bir köşeye gelirsin. Yani deprem anında ne yapacaklarını, evet, net olarak anlatmamız gerekiyor anlatıyoruz, diyorum. Anlatıyoruz, ayarlıyoruz. Özellikle yetişkinler, ebeveyn olsun, öğretmen olsun, okul yönetimleri olsun, bu konuda biraz daha en azından kriz yönetimi adına hazırlanmamız da gerekiyor. Ya geçen bu da önemli bir nokta. Sözünü kesiyorum. Bir tane daha örnek vereceğim. Tabii. Danışanımın bir tanesi geldi, dedi ki anne, dedi, bugün deprem oldu mu? Hı hı. Diye söyledi çocuğa. Ondan sonra söylemiş annesine. Hayır o kızım, işte baktılar beraber falan. Öğretmen bugün bütün gün derste dolaşırken yer sallanıyor eyvah, diye ders anlatmış arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Bu konuda öğretmenlerimize de bazı şeyler varsa tedavi olsunlar diyorum. Gerçekten kaygıyı, önemli. Kaygıyla artırmanın mantığı yok. Devamlı ona da parmak bastırmanın mantığı yok. Çünkü hayat akıyor.
ve her şeye sevgiyle bakalım diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Ediyorum. Gerçekten çocuklarımız çok önemli. Öncelikle onları nasıl yetiştirdiğimiz, onlara nasıl yaklaştığımız. Çünkü çocuklar hepimizin geleceği, bu dünyayı onlar devam ettirecekler bizim onlara aşıladığımız noktalarda. O yüzden nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğrendik sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağlık. Sağ olun. Sizin tabii alanınızda konu çok. Farklı bir günde, farklı bir konudan yine sizden yararlanmak isteriz yayınımızda. Teşekkür Ağzınıza ediyorum, ayağınıza canım. Sağlık. Canımsın. Çok sağ olun. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, biz bize de bugünkü konuğumuz uzman psikolog ve aile terapisti Filiz Çalışkanoğlu Mildan'dı. Ve gerçekten güzel, önemli noktalara değindik. Çocuklarımızı özellikle odak olarak burada aldık bugün mercek altına. Çocuklarımızın kaygıları, korkuları, asosyal olmaları, özgüvensiz olmaları gibi gibi aslında birçok noktanın kaynağında neler var? Aileler bu durumda nasıl yaklaşmalı? Çevre faktörünü nasıl dengeleyebiliriz? Bunları konuştuk. Okullarına başlayan çocuklarımız vardı. Onların gerçekten alışma süreci önemli nokta. Onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini yine aynı şekilde konuştuk. Çocuklarımızın hayvanlarla olan ilişkilerinden bahsettik. Bunların da yine çünkü önemli noktalarda, önemli kaynakları söz konusu ileriki yaşantılarında. Ve deprem, yakın zamanda bir deprem atlattık hep birlikte. Depreme çocuklarımızı nasıl hazırlamalıyız? Çocuklarımızı depreme nasıl hazırlamalıyız? Yetişkinler, öğretmenler, bütün aslında yetişkinler olarak ne şekilde yaklaşmamız gerekiyor? Bunları da konuştuk ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Yine önümüzdeki günlerde sizlerle farklı konu ve konuklarımızla birlikte olacağız. Hoşça kalın.